biraz sonra. Peki şöyle yapalım. Abdullah Altı Ağar'da bir konuşsun, zahmet olmazsa bir sizlere. Bir şey soracaktı galiba da. Ne soracaktın? Şunu soracaktım. İsmet abi bu işi profesyonel olarak yaptı. Bakan danışmanlığı yaptı. Bir bakan, bir belediye başkanı ya da ne bileyim bir milletvekili basının karşısına sizce hiç hazırlık yapmadan çıkar mı? Çıkarsa bu doğru bir şey midir? Son dönemde ya bayağı örnekleri Amerikan görüyoruz. başkanı dahi Amerikan başkanı dahi basının karşısında çıkarken ciddi bir hazırlık çerçevesinde çıkıyor. Yani siz eğer bugün bir televizyon programına çıkarken 5 yıl önceki vaatleriniz de size sorulacak denmişse, bak önceden de sufle veriliyor. Bunları soracağız diye. Herkese eleştiriyorlar ya, sorular önceden veriliyor diye. Soruları otel odasında veren kişi diyor ki İmamoğlu'na, sana bunları soracağım diyor. Buna rağmen hatırlanmıyor. Şimdi bu İstanbullu'ya karşı da bir bence ciddiyetsiz bir yaklaşımdır. İşini ciddiye almamaktır. Eğer siyasetçiyseniz, politikacıysanız kardeşim, hele de size sorular önceden de verilmişse bir zahmet onların cevaplarını vereceksin. Yırca'da, biraz önce açıklanan bir şey var. Yırca'da bir termik santrale 6000 zeytin ağacı kurban edildi. Kesildiği günün sabahı Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi ama kesilmişti. Bütün termik santraller kestikleri ağaçların kat be kat fazlasını tekrar o bölgelerde ekiyorlar. Artı bakın şöyle, endüstriyel orman diye bir şey var, hiç duydunuz mu? Ormanların sağlıklı bir şekilde yaşaması ve gençleşmesi için belli bir miktar ağaç her yıl kesilir. İhracatı yasaklandı biliyorsun değil mi? Her yıl kesilir. Evet. Evet her yıl kesildiği için de bu tarifeye şöyle nokta koyayım arkadaşlar. Ya İsmail Bey, bakın, Türkiye'deki siz orman oranına bir bakar mısınız ya? En çok fidan ne? Kaç milyon fidan dikilmiş bir bakar mısınız ya lütfen. Ya o rakamlara baktık. Rakamlarla konuşalım. Orada öyle rakamlar var ki işin içinden çıkamadım diye biliyorsun. Öyle rakamlar verilmiş ki hani salla sallayabildiğin kadar yani şu ülke 85 milyon yemeden içmeden bir yıl çalışsa o kadar ağacı dikemiyor. Bakın bir şey diyeceğim, şimdi haksızlık etmeyelim. Bunu siyasette her taraftan bu yanlışı yapan çıkabiliyor. Ondan sonra şunu da hatırlayın. Yani Cumhurbaşkanı zaman zaman sahilleri dolanıp orayı yıkın. Burası ne böyle diye yani de bir isim. Ama bunun faturasını da tek bir parti ya da tek bir isme çıkarmayın. Yani hepimiz vallahi, her yerden kimindir? Kim 30 yıldır o sahilleri kim yönetiyorsa faturayı ona çıkartacaksın. Hayır, yani ama efendim? Her yerden çeşitli isimlerin bunu yaptığını yani biliyoruz. Yani biz söylediğimiz 20 yıl, şimdi şöyle 24 yapalım. Yıl oldu bu ülke, 22 yıldır bu ülkeyi yönetene iktidara fatura çıkartıyoruz. Şu yanlış, bu yanlış, bu yanlış diyoruz. İtiraz ediyorsunuz. Şimdi diyorsun ki 30 yıl kim yönetiyorsa fatura ona çıkar. Ya bir karar verseniz şimdi, istediysek yani. Burada işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani altında kimin imzası var? Bir yerde birinin vardır, öbür yerde öbürünün vardır. Ya kim bu yanlışı de. Kim yapıyorsa yanlıştır. Turizm bu nokta. Tesis belgelerinde başkalarının var. Şimdi ikincisine geliyorum. Sana bir soru soruldu. Evet. O yanıtı verir misin? Yanıt şu. Biz görev yaptığımız dönemlerde bakanlar böyle bir şeye çıkacaksa bizim zamanımızda bakanlara sorular söylenmezdi. Şunu sorun. Konu olurdu belki. Yani niye çağırıyorsun? Diyelim ki Irak konusundaki son gelişmeler üzerine veyahut da Irak'la ticaret diye çağırırsınız. Konuk yaparsınız. Yani konu bellidir. Bu tür şeyler olur ama genelde yani gazetecilerin soruları önceden söylemesi diye bir dönem yoktu bizim zamanımızda. Yani ayıptı da ben mesela danışmanlık yaptığım dönemde ya ne soracaksınız demezdim. Hepiniz yaptınız sormamışımdır. Ama şimdi bilmiyorum nasıl oluyor bu işler. Yok, tam da şu hazırlık yapılıyor. Şöyle yapılırdı. Uzmanlar toplanır. Bir dakika arkadaşlar, haksızlık etmeyin. Ben dün akşam yayın yaptım. Yani herhalde o yayından anlayabiliyorsunuz. Bir evet, tabii evet. ki süre nedeniyle bir çerçeveniz oluyor doğal olarak. Ama yani tıkır tıkır istediğiniz soruyu zaten o anlıyorsun arada küt anne, diye kesip vallahi, giriyorsa. Çok da küt diye kesip girebiliyorsa her soruya yanıt evet. bozmuyor. Ha. Yani her soruya da yanıt şey verildi ve bence yani Türkiye'de gazetecilik yapan özellikle bizler açısından da önümüzü yani bazı şeyleri görmek açısından birçok ayrıntılı bilgi edinme imkanımız da oldu. Teşekkürler İsmet abi. Keşke her gazeteci senin kadar sağlıklı, sağduyulu ve kendine güvenli olan isim olabilse. Hasan ondan kızdın. Sana röportajla ilgili biri bir şey mi söyledi? Yok. Evet. Yani evet. diyeceğim uzmanlar toplanır. Mesela diyelim ki
Kürşat Tüzmen basın toplantısı yapacak şu konuda, bu konuda. Mesela hemen ilgili bütün genel müdürler veyahut da konunun danışmanları toplanır. Olası ihtimaller nedir? Gündemde hangi konular var? Bunlarla ilgili. Bakın zaten genellikle hakimdir ama gene de ayrıntılı bilgi verir. Notlar hazırlanır her birim tarafından ve dosyasına konur. Ve herhangi bir şey sorduğu zaman da zaten o dosyalara da çalışılır. Hemen aslında anında yanıt verir. Uyduruyorum yani. İki bakanın X ülkesindeki bakanla tabii. bir toplantıya girmesindeki hazırlık gibidir. Tabii. Şöyle bir dosyayla girersin o yani toplantıya. Mutlaka ve mutlaka dosyalar olur bu tür işlerde. Yani o şekilde yapılır. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani hatırlıyor musunuz? Şimdi seveni vardır, sevmeyeni vardır. Ama yani ben o hazırlığı bu kimse de görmedim şu ana kadar. Kimse de bana kusura bakmasın. Bunu her tarafa söylüyorum. Evet. Melih Gökçe'nin yaptığı hazırlığı bana bir tane daha gösterin bakayım gelirken, yayın yaparken. Bak seveni vardır, sevmeyeni vardır. O ayrı. Ama dersine çalışır. Bütün dosyalarıyla tıkır tıkır gelirdi. Hatırlıyor musunuz? Ondan sonra panolarını da yaptırırdı. İnanıp inanmamak seçmene kalmıştır. Evet. Ama sorduğunuz her soruya mutlaka bir dosyasından ya da bir panosundan yanıt çıkarırdı yani. Hazırlık yapmak demek böyle bir şey. Evet. Söylemeye çalıştığım bu. Ama ben şey konusunda hala ısrarlıyım. Emeklilerimizin durumu gerçekten sıkıntılı. Kötü. Hı-hı. Bunu sadece ben söylemiyorum. Cumhurbaşkanı da söylüyor. Hı-hı. İlgili hemen hemen herkes söylüyor. Hı-hı. Emeklilerin sorunu çözme görevi belediyelerin değildir. Devletin diğer birimlerindir. Emek şeydir, hükümettir. Doğru. Yani emekli dilenci değil. O belediye 3 kuruş verecek, bu belediye 5 kuruş verecek. Yani emekliyi dilenci duruma düşürmeyelim canım. Yani o başka iş yapsın belediyeler, onlara harcayacağı işleri. Ya ben zaten anlamadığım konu da şu. Abdullah Ağar, tüm bu tartışmalara ben şok hatırladım, hatırlamadım ne dersin ama ya bazen gerçekten çok kolay unutuyoruz ya. Ya. Çok büyük bir deprem yaşadık. Yani şu an mesela... Pandemi yaşandı, bakın pandemi de yaşandı. Ama çok bir başka türlü. Ülke olsa, gerçekten Avrupa kıtasında bir ülke olsa muhtemelen... Sabah akşam konuşulan şey deprem fay hatları üzerindeki şehirlerin ilişkin bu belediye başkan adaylarının ne vaatleri verdiği, neyi gerçekleştirdiği, gerçekleştirmediği ya da vaatlerinin ne olduğu gerçekçi olup olmadığı tartışılır. Doğru mu? Avrupa kıtasında bu tartışılırdı. Evet. Ve sabah akşam tartışıldı ve böyle şaşırırdınız. Ve uzmanlar da değerlendirirdi. Allah Allah, hep aynı şey tartışılıyor diye. Niye? Çünkü ölüm kalım meselesi. Depremden şu an Türkiye açısından daha önemli bir şey var mı? Hangi? O proje. Bir şey buldum bak, imar affı dedi ya. İmar affını evet oyu veren 2018'deki CHP'li vekilleri okuyorum. Barış Yarkadaş, Engin Özkoç, Lale Karabıyık, Hüseyin Çamak, Sibel Özdemir, Musa Çam, Hayati Tekin, Kadim Durmaz. Şimdi bak... Hadiseleri konuşurken... Teklifi getiren iktidar, bak, dur. Uygulamaya vekiller, koyan bu iktidar, suçlu değil. Buna karşı çıkmamayı siyaseten sıkıntılı bulan CHP suçlu, öyle şimdi mi? Bak, seni CHP, tebrik ediyorum Zafer Şahin, vallahi tebrik ediyorum. CHP orada doğru bir şey yapmıştır. Bu vekiller niye doğru bir şey yapmıştır biliyor musun? Milyonlarca insanı ilgilendiren bir sorun. Orada aslında yapılan şey şu, ben risk alarak bunu anlatayım. Şimdi senin orada imar affı dediğin kaçak yapıların yasal hale getirilmesi... Tamam mı? Peki nasıl yasal hale getiriyorsun? O kanunun getirdiği düzenlemeleri sana bir yaptırıyor mu kardeşim? Yaptırıyor. İki, kayıt altına alıyor mu? Alıyor. İmar affı dediğin şey bu. Yılmaz Özdil'in de biliyorsun böyle bir evi vardı. Hatırlarsan. Şimdi çok kızıyorlar ya. O da mesela sonradan kanuna uygun hale getirdi. Birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi. Milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Bir de bu işin şöyle bir şeyi var. Bak. İmar barışında onaylı projeye aykırı yapılan yapılar mesela diyelim ki yıkıldı. İmar barışından sen faydalandın, yapını kayıt altına aldın. O yapı yıkıldığında sen imar barışından faydalanman bir şeyi değiştirmiyor. Onu tekrar imar barışındaki gibi yapamıyorsun. İlk halinde kalıyor. Devlet burada ne yaptı? Kayıt altına aldı, o binaları güçlendirdi. Bu Türkiye'de milyonlarca insanın beklentisiydi o dönem. O yüzden bütün siyasi partiler bunun çıkmasını istedi. Ama işte yanlış şimdi, oldu. Ya yani. Yanlıştı, doğruydu. Şöyle. Yani vatandaştan gelen bir talep tabii mecliste bütün siyasi partiler tarafından kabul ediyordu. İşte popülizm bu yani. Popülizm bu. Vatandaş ya şimdi, istedi diye. Bunun dayağını atacaksan bunu sadece olsun, hükümet mi yaptı? Hayır, sadece yok değil. İşte, hangi hepsi, parti yaparsa yapsın. Hepsi. Hangisi yaparsa yapsın. Evet. Yanlış oldu. Depremdeki ölen...
onca insanın sorumluları içerisinde herkes var. Doğrudur. A partisi de var, B partisi de var. Abdullah abi, ne diyorsunuz? Yani hatırlamamak ve hatırlamamanın sonrasında gelen bu açıklama. Siz nasıl bakıyorsunuz? Ve tüm bunlar tartışılırken belki de gerçek sorunların tartışılmıyor olması projeleriyle birlikte. Neden? Şimdi tabii İsmail Bey'in savunduğu gibi bir insani durum olabilir mi? Mümkündür. Yani bilmiyoruz. Ekrem Bey bunu kendisi biliyor. Ama böylesine siyasi rekabetin artmış olduğu bir ortamda böyle bir cümle kurmak doğru mu? Bence doğru değil. Çünkü şimdi bir soru soracağım. Siz Boğaz'ın altında gezen bir denizaltı vadini unutur musunuz? Şöyle galiba bir denizaltı değil. Denizaltılarla Boğaz trafiğini rahatlatmaktan bahsediyorum. Denizaltı araçlarla daha doğrusu. Bu unutulacak bir şey değil. Bu bir. Tünel unutulacak bir şey mi? Bu da unutulacak bir şeydi. Çünkü bunlar yani uç noktalarda olan, özelliği olan, merak uyandıran, zihinde kalacak şeyler. Hani sıradan vasat bir takım şeyleri unutabilirsiniz ama bunlar unutulacak şeyler değil. Bir diğer tarafıyla evlilikle ilgili mesele. Bunu da hatırlamıyorum diyor. Bu da toplumu çok ilgilendiren, özellikle dar gelirli kesimi ilgilendiren toplu düğünler, bunun vaadi verilmiş ama bu da hatırlanmıyor. Hı hı. Şimdi bunların hatırlanmaması veya hatırlamadığına dair bir cümle kurmak siyasi kariyer anlamında veya siyasi ikbal anlamında doğru mu? Bence çok doğru değil. Burada bir iletişim hatası var. Bir kamu diplomasisi hatası var. Veya işte İsmet Bey'in de ifade ettiği gibi bir şekilde profesyonel olarak bu işi organize eden kişilerin yapmış olduğu bir takım veya yaptırdıkları hatalar var. Yapılan veya yaptırılan bir hata var. Çünkü bu böylesine şeyin aralığın çok dar olduğu bir seçimde toplumu tercihlerini etkileyecek bir durum bu. Şimdi bir başka boyutu var benim görebildiğim. Yani ben tabii Ekrem Bey'i tanımam. Ama söylevlerinde şunu gözlemliyorum. Ve eleştiriyorum bu noktada. Bir kibir görüyorum Ekrem Bey'de. Şimdi bu kibirin nerede yanına... Nerede görüyorsun yani bu o kibirin yanına, şimdi, hangi cümlede saklı? Şimdi bir başka cümle daha kuracağım izin verirseniz. Tabii. Şimdi bu cümlede bir de bir başka taraf var. Ucup var. Yani kibir kendini yüksekte görmek. Ucup başkasını aşağıda görmek. Şimdi böylesine siyasi bir rekabette ben hasmımı küçümsemezdim. Yani hasmını küçümseyerek bir tercihte bulunuyor. Ama bu yaklaşım bence itici. Yani sonuçta onun yani küçümseyerek bir şekilde bir siyasi inisiyatif geliştirmeye çalıştığı yaklaşımın altında karşı eksenlere oy veren insanların psikolojisi var. Bu psikolojiye değmediğini, karşısına aldığını görüyorum. Yani belki siz siyasi rakibinizi küçümseyebilirsiniz. Bununla ilgili bir yaklaşımınız olabilir. Ama bu seçmende bence olumsuz etki üretecek. Bu açıdan bakıldığı zaman benim görebildiğim kadar, ya dışarıdan söylemleri takip eden bir kişi olarak... Bu siyasi rakibi mi küçümseme var? Yoksa bu hatırlamıyorum lafına söz edenleri mi küçümseme var? Yani bu temelde zaten karşıt eksen. O karşıt eksen üzerinden kendisinin oy almayı düşündüğü ama toplumsal katman. Onu diyecektim. Orası da aslında bir kişinin olası seçmen ne olabilir? Yani o seçmeni çekebilir mi normalde? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani küçümseme dili veya kendisini yukarıda görme dili iyi bir dil değil. Bir siyasetçi için iyi bir dil değil. Şimdi bunu hatırlamıyorum. Ben de derdim ki gerekçe öğretirdim. Şimdi cümle şu. 5 yılda yetişmez diyor. Ama siz 5 yıllık bir dönem için vaatte bulunuyorsunuz. O zaman şunu yapmanız gerekirdi. Başlardınız. Derdiniz ki başladım ama yetiştiremedim. Çünkü 5 yılda bitmedi bu iş diyebiliriz ama başlanmamış. Burada kendi kendine kendi iddiasını çürütmeye dair de bir başka fotoğraf var. Şimdi öte tarafıyla ben bu siyasi kampanyayı bu tür siyasi polemikler üzerinden yürütmeyi tercih etmezdim. Şunu yapardım. Bakın İstanbul sadece İstanbul için vazgeçilmez bir şehir değil.
Türkiye için vazgeçilmez bir şehir. Yani İstanbul'un sorunları, özellikle depremle ilgili sorunları son derece büyük bir gerçeklik. Güvenlik sorunu aynı zamanda. Yani hem güvenlik sorunu hem bir varoluş sorunu. Yani İstanbul'daki bir depremin üreteceği sonuçlar Türkiye'yi, Türkiye'nin geleceğini çok derinden sarsabilir. Bu seçim kampanyasının bu gerçeklik üzerinden yapılmasının ben açıkçası çok daha doğru ve çok daha anlamlı olacağını düşünüyorum ama mesele siyasi polemikler üzerinden, işte bir takım bu tür yaklaşımlar üzerinden gidiyor. Bu, yani bunun hoş karşılamadığım bir vatandaş olarak dile getirmek istiyorum. Ben bu arada İstanbul, gülüyorum İstanbul'a, diyor ya, bir şey İstanbul'a, söyleyeceğim. Talip olan siyasi tarafların gerçekten İstanbul sorunları çözecek ve irrasyonel vaatlerden ziyade rasyonel gerçekler üzerine kurulmuş. Ya ben ya bir denizaltıyla denizaltılı İstanbul'u gezdirmek. Bence irrasyonel bir vaat yani. Trafiği rahatlatmak için benim yani duyduğum kadarıyla, yanlış mı duydum bilmiyorum da, o gezmek değil, denizaltı araçları trafiği rahatlatmak değil mi? Ben tabii, bir hızray diyor, hızray. Denizaltı ayrı, bir hızray var bir de. Hızray böyle bir şey. Bu arada gülümsüyorum, gülüyorum diyor ya. Bugün de Dünya Haydi Gülümse günüymüş. Her 19 Mart'ta bir kutlanıyormuş. Ondan bunu söyleyeyim. Ama tabii yani ondan mı gülüyor bilmiyorum da sağlık ve mutluluk üzerindeki etkilerini vurgulamak için özellikle kutlanıyormuş. Gülmek damarları genişletiyor. Bilginiz olsun. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Virüslerle savaşan hücrelerin sayısını da artırıyor. Dolayısıyla gülmeyi tavsiye ederim sana da deyip reklama gidiyoruz efendim. Efendim, gece görüşü devam ediyor. İsmail Dükel, bu hatırlamıyorum konusunda son bir şey söyleyeceğim dedin ama söyleyecek misin? Yani öncelikle şu imar affı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Tekrar bir tartışma başlatmak için değil ama neyin nasıl olduğunu anlatmak adına. Şimdi imar affı dediğiniz o süreçte evlerin depreme dayanıklılığı falan filan test edilmedi. Sadece gittin dedin ki benim evim var, metrekaresi şu kadar. Bastırdı parayı vatandaş. Evet. Hazinenin paraya ihtiyacı vardı. Onlar da bastı mühürü. Olay temizlendi. Bitti. Öyle hepsi olmaz. Bu kadar. Öyle aynen olmaz. Böyle oldu. Çok çok kısa böyle oldu. CHP şimdi İmar Affı'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürdün mü İsmail de, Bey? Ya şimdi CHP... Götürdün mü Anayasa Mahkemesi'ne? Her yolunu CHP'ye çıkartmayı. Ha, bu soruma cevap verir misiniz? Halk Partisi yönetmiyor. Bak şimdi... Ha, neden Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP... Neden İmar Affı'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürmedi? Ben bunu soruyorum ya. Yönetmiyor. Bak iktidarda AKP var. Ya ben kimin yönettiğinden bahsetmiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi var. Ama siz hiçbir soruya cevap vermeyip sadece... O var, 23 oldu mu? Yani AK Parti dışında da yapıldı bunlar. Ben de diyorum ki hükümet... Her bir hata yaptıysa. Bu hatırlamıyorum konusu. Ya ben diyorum ki hükümet bir hata yaptıysa konusu. CHP neden Anayasa Mahkemesi'ne götürmedi? Konuya dönmeye çalışıyorum. Ya niye götürmedi, ben onu ya söylüyorum. Ya hiçbir siyasi parti götürmez. Ya ama bak şimdi öyle hükümeti suçluyor. Ben de diyorum ki hükümet suçluysa CHP her şeyi olduğu gibi. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir propagandayla karşılaşacaktı. Bazı konularda kavga eden siyasiler engel oluyor diyecek. Niye bu işin dayağını hükümete atmaya çalışıyor o zaman? Çünkü ya iktidar yaptı onu. O zaman de ki İsmail Dükel. İktidar yaptı bunu. 600 milletvekilinin tamamı suçlu diye. Cumhuriyet Halk Partisi. Ben suçlu aslında. Kararı çıkaranlar suçlu. Niye Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş? Hani suçu %100 dağıtacak olursak, bir de yani %50 birisinin suçu varsa öbüründe %50 vardır. Ama burada %50 de değil. %70-80 iktidarın suçu var. Öbürleri de Anayasa Mahkemesi'ne götürmemiş. Peki. Bir dakika, bir dakika. Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Bir şey diyeceğim. Asıl suçlu kimdir biliyor musun? Hayır bak, bir şey diyeceğim. Bir dakika. Asıl suçlu kimdir Hande? Kim? Benim ya. Madem sen bunun yanlış olduğunu biliyorsun. Esas suçlu benim. Yanlış olduğunu bile bile siyaseten zarar görürüm diye buna karşı çıkmıyorsan, yapman gereken muhalefeti yapmamışsan kardeşim, senin kimseye söyleyecek tek bir lafın olamaz. Arkadaşlar tamam mı? Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bak, oraya ben söylerim. Ben söylerim. O zaman CHP'yi eleştir. Ona el kaldıran ben değilim. O zaman muhalefeti eleştir. Peki tamam, ben bunu bitiremeyeceğim, anlaşıldı. Şöyle şimdi yapıyoruz. Şimdi gelelim hatırlamıyorum konusu. O cümleyi son olarak alalım. Son cümle. Hatırlamıyorum konusu. Ekrem İmamoğlu söylemese iyi olurdu. Siyaseten doğru bir ifade değil. Ama söyledi. Zararı kime? Kendisine. Şurada kaç gündür eleştirilip duruyor. Zararı kendisine. Ama bir siyasetçi, bir idol, bir rol model olmaya soyunmuş bir belediye başkan adayı dedi ki ben ehliyetsiz araba kullandım. Kıyamet gibi genç yaştaki çocuğa
bir örnek teşkil etti. Şimdi hatırlamıyorum mu kötü örnek ya da kötü, yoksa ehliyetsiz araba kullanıyorum mu demek kötü? Kararı vatandaşa bırakıyorum. Ben de şunu söylemek istiyorum Sayın Hande Fırat. Ya gerçekten enteresan. Hani az önce dedi ya Tarzan zorda diye. Bak Tarzan zorda, Çita zorda, Jane zorda. Tarzan'ı oynayan Veys Müller de o zorda. Herkes zorda. Bak Tarzan o kadar zorda ki. Murat Kurum'un, da Sever Şahin Murat Kurum'un, bak Murat Kurum'un gençliğine inip oradan bir şeyler bulup Murat Kurum'u itibarsızlaştıracak kadar zordalar. O çalışmayı ya bak, yapacak ben, kadar. Ben kimseyi itibarsızlaştırmıyorum. Adam demiş ki ben ortada, gençliğimde ortada bir kere, tane söz var diyorum. Bir kere arabayı aldım da. Öbürü de araç, ehliyetsiz yanlış araç strateji, kullandım. Yanlış. Hangisi daha kötü diyorum. Bak, koy vicdanını eline. Şöyle. Koy vicdanını eline. Bak şöyle. Koy vicdanını eline. Ben vicdanımı elime koyuyorum. Tamam, sen de koyacak mısın? Koyacağım. Bak ben vicdan nedir biliyor musun? Benim hep elim şimdi, vicdanımdadır zaten. Bak İmamoğlu'nun görüntüsü ekrana gelirse şey yapayım. Ben İmamoğlu'nu takdir ediyorum. Niye takdir ediyorum biliyor musun? Helal olsun bu adama Hande. Dinliyor musun beni? Dinliyorum seni, bak, merak etme. Bak gerçekten takdir ediyorum. Bak adam 5 yılda yapmadıklarından değil, hatırlamadıklarından eleştiriliyor. Kimse de sen, ben dahil hepimiz de bu zokayı yutuyoruz. Değil mi? Şunu sormuyoruz. Kardeşim sen bunları... Çünkü eleştirecek başka bir şey yok. Yapmış bunları, adam. Ya bir saniye yani müsaade eder misin? %87. İsmail Yüksel, neden böyle yapıyorsunuz siz ya? Karşınızdaki peki, insan konuşurken bağırarak tamam, onu niye bastırıyorsunuz? Siz bunu bitiremeyeceksiniz. Ben başlamadım ama ben sözümü bütün bitirmedim ki. Bütün programı böyle bitiremem sözümü ki. Sözümü bitirmedim bitir ki ben. Bak ne diyorum, İmamoğlu'nu takdir ediyorum. İmamoğlu tamam, bize, hepimize, sana, bana, İsmet abiye, hatta İsmail Dükel'e yapmadıkları yüzünden kendisini eleştirtmiyor. Hatırlamadım deyip konuyu saptırıyor ve bize bunu konuşturuyor. Niye biz şunu sorgulamıyoruz? Kardeşim sen 5 yıl önce bunları yapacağım diye bu milletten vize aldın. Neden sözünün gereğini yerine getirmedin? Hadi geçtim büyük altyapı projeni, metroyu, şunu bunu. Ya gencecik insanlara demişsin ki haftada bir kişiye düğün yapacağım. Onu bari yapsaydın ya. Onu bari yapsaydın. Bak bunları konuşmuyoruz. Bunun hatırlayıp hatırlamadığını konuşuyoruz. Peki ben sana şunu soruyorum. 5 yıl önce verdiği vaatleri bugün hatırlamayan siyasetçi, diyelim ki seçimi aldı. Bir 5 yıl sonra bugün verdiği vaatleri de hatırlamazsa ne olacak o İstanbul'un hali? Elini vicdanına koy da sen bir bunu düşün İsmail Dükel. Bütün İstanbullular düşünsün. Şimdi ikimizin de eli vicdanında madem öyleyse. Bu artık 5 yıl ehliyetsiz araba bitiyor, kullanıyorum deyip gençlere bir biçimde örnek olan aday mı? Yoksa hatırlamıyorum deyip hafızasıyla ilgili bir insani durum yaşayan aday mı? Elini vicdanına koy Hande Fırat. Ehliyetsiz araba kullandığını söyleyen gençliğindeki bir aday mı? Hesabını veremedikleri deste deste paraları sayan adamlara bunlar benim yol arkadaşlarım diyen siyasetçi peki mi gençlere iyi örnek olur, kötü şöyle örnek yapalım olur? O bunun zaman takdirini da ben kamuoyuna bırakıyorum. Tabii ki seçmen karar verecek. Siz buradan ne derseniz deyin, elini vicdanına seçmen koyacak.